Yüzüne ne oldu oğlum? Bir şey yok anne. Tıraş olurken kestim. Uyduruk bir makinem vardı. İstediğin kitapları getirdik, gardiyana verdik abi. Sen de bir bak da eksik varsa bir dahaki sefere tamamlarım. Anne, para durumun için çok endişeleniyorum bak. Sen bunları dert etme oğlum. Sağ olsunlar, Salih'le Fahriye eksikliğini hissettirmiyorlar. Şu benim külüstürü satın anne. Çok para edeceğini zannetmiyorum ama seni bir süre idare eder. Olur mu oğlum? Ne kadar seversin sen o motoru. Severim de kullanmadıktan sonra ne faydası var ki? Hem durduğu yerde çürüyeceğine bir işe yarar. Ben mi uğraşayım buradan ya? Satın şunu. Sonra bedava verseniz kimse almaz. Anne, abim haklı. Tamam, siz uğraşmayın. Salih'e söyle o satsın. Dün anneme uğradı Salih. Ya bir sürü şey almış getirmiş. Bir ayda bitiremem vallahi. Çok iyi çocuk. Alsın alsın. İşine bakacak tabii. Kimin anasısın sen ha? Çok selam söyledi sana. Sağ ol, sen de selam söyle. Oranda büyük bir canlanma gözlendi. Bugün borsa günü %5'lik bir kayıpla kapattı. Uzmanlar düşüşü siyasi nedenlere bağlasalar da en çok değer kaybeden hisse senetlerinin daha önce sat uyarısı vermiş olması dikkatten kaçmıyor. En çok değer yitiren hisselerin gün içi grafiklerini getiriyoruz ekrana. Afiyet olsun arkadaşlar. Hang taşları önemlidir. Böyle sıfırlı rakamlar. Dolar 1.400 bunun altı. Sen ne biçim danışmansın? Hani bu hisse senedi bize çok kazandıracaktı? Sat uyarısı olan kağıdı göz göre göre nasıl aldırırsın? Bana bak, bir daha olursa külahları değişiriz ona göre. Pek fazla göz kırpmadığını söylemiştik. Yapma ya. Demek satmaya karar verdi. Hay Allah. Haklı abi. Durduğu yerde çürüyecek yoksa. Doğru. Boş ver, çıkınca biz ona yenisini alırız. Dur ya. O motoru ben bizim oğlana alsam. Kerem'e mi? Ehliyeti var mı? Olmaz mı? Ayı 40 hikaye bildirmiş, hepsi ahlat üstüne. Bizimki de motosiklet üstüne. Kerata Yılmaz'a da hayrandır değil mi? Hem de nasıl. Şimdi motoruna da binerse Allah, cakasından geçilmez keratanın. Aman abi, dikkatli olsun. Sen kulağını bükersin. Tabii. Yoksa alırım altından, olur biter. Cemil, Muhale Hanım yarın evde mi? Hemen halledelim şu işi. Evdedir tabii. Nerede olacak? Gerçi Salih benden daha iyi bilir ama. Bu ne demek şimdi? Her dakika vuramıyor musun? Senden iyi kim bilecek? Ne biçim konuşuyorsun sen? Az bile yapıyorum. Elimden gelse daha fazlasını yaparım. Yılmaz benim en yakın arkadaşım. Muhale teyze de annesi. Çocuklar kesin patırdıyı. Şimdi kavga edecek zaman değil. Cemil, sen de abuk subuk konuşma. Herkes elinden geleni yapıyor. Nedir derdin anlamadım. Herkese iyi geceler. Eyvallah. Hayda. Neydi bu tafra şimdi?